Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Mobil Dünya Kongresi düzenlendi Barcelona'da. Biz de Teknoloji Oku olarak bu etkinlikteydik. Bu etkinlikte pek çok yeni ürün tanıtıldı. Biz de elimizden geldiğince bu ürünleri sizler için çekmeye gayret ettik de bazı yerlerde kamera vesaire yasaktı. O yüzden bu bazı ürünlerden görüntü almamız çok mümkün olmadı arkadaşlar. Peki Mobil Dünya Kongresi'nde neler tanıtıldı? Dilerseniz bir özetleyelim görüntüler eşliğinde. Lenovo arkadaşlar dünyanın ilk şeffaf ekranını dizüstü bilgisayarını tanıttı. Bu bilgisayarın 2024 yılı içerisinde satışa sunulması planlanıyor. Bunun yanında 28.000 mAh'lik bir bataryaya sahip telefon tanıtıldı arkadaşlar. Enerjisi zararlı telefonu bu. Ama tabii ki çok kalın ve ağır, yani yarım kiloluk bir ağırlığı var. Realde ne kadar kullanılabilir? Çok da bana mantıklı gelmedi, dürüst olmak gerekirse. Samsung arkadaşlar Galaxy Ring biliyorsunuz tanıtmıştı. Bunu Mobil Dünya Kongresi'nde sergiledi ve bundan 7 adet farklı ölçüde üretileceği belirtildi. Şarjının da 8 gün gideceği söyleniyor. Halihazırda biliyorsunuz bazı akıllı yüzükler zaten var. Bu pazara Samsung'da Galaxy Ring ile girmiş oluyor. Google bazı önemli yeniliklerden bahsetmişti. Bunların başında Gemini geliyor arkadaşlar. Gemini biliyorsunuz Google'ın yapay zekası. Google önümüzdeki süreçte Gemini'yi Android'e adapte edeceğini ve Android'de Gemini'nin ilk yapay zeka asistanı olarak karşımıza çıkacağını söyledi fakat bunun zamanını vermedi. Ayrıca bir de otomobil vardı Mobil Dünya Kongresi'nde. Xiaomi arkadaşlar SU7 ya da SU7 isimli elektrikli otomobilini getirmişti. Bu elektrikli otomobil de yine bir hayli ilgi çekti. Bunun yanında arkadaşlar Qualcomm'un Snapdragon X85G modemi tanıtıldı. Bu modem muhtemelen 2024 ve 2025 yıllarında gelecek olan amiral gemisi modellerde karşımıza çıkacak. Oppo yapay zeka destekli bir gözlüğünü tanıttı. Bu gözlük Apple Vision Pro gibi değil arkadaşlar. Bunu size söyleyelim. Yani Apple Vision Pro gibi bir gözlük beklemeyin. Bunu size söyleyebilirim. Çünkü biliyorsunuz Vision Pro gayet kalın bir gözlük. Oppo'nun modeli ise biraz daha gözlüğe benzeyen bir yapıda karşımıza çıktı. OnePlus 3 yıl aradan sonra yeni akıllı saatini tanıttı. OnePlus Watch 2 ki bu saat 100 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Bu açıdan önemli. Muhtemelen ülkemizde satışa çıkmayacaktır. Ama çıkarsa da güzel olur. Gerçekten şekli vesaire bir hali hoşuma gitti benim. Huawei'nin modellerine benziyordu biraz. Nubia arkadaşlar Flip modelini tanıttı. Biliyorsunuz bu model Samsung'un Flip serisini andırıyor. Uygun fiyatlı Samsung'a göre ama muhtemelen ülkemizde satışa çıkmayacaktır. Çünkü biliyorsunuz ZTE ülkemizde telefonlarını satışa sunan bir marka değil. Ama hani kaçak maçak alırım derseniz tabii ki kaçakçılar da bu telefonda artık boy gösterecektir diyebiliriz. Nothing Phone 2A uygun fiyatlı bir Android modeli. Bu önümüzdeki günlerde Türkiye'de de lansmanı düzenlenecek ve Türkiye'de de satışa çıkacak arkadaşlar. Biz bunu gördük. Hani orta segment bir cihaz için farklılık arayanlar için iyi bir alternatif olabilir. Bunu sizlere söyleyebiliriz. Bunun yanında uçan taksiler, uçan arabalar gibi şeyler vardı. Drone'dan bahsediyorum. Biliyorsunuz ülkemizde de bu tarz drone'a benzeyen araçlar mevcut. Tabii ki bunların hiçbiri şu anda lisanslı değil. Yani alıp da bunları kullanamıyorsunuz. Bu da var. Ama bu yönde bazı araştırmaların ve geliştirmelerin devam etmesi elbette güzel. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda şahıs olarak bizler de bu uçan arabaları, daha doğrusu uçan araçları kullanabileceğiz diye düşünüyorum. Bu drone araçlarının yaygınlaşması çok da uzun sürmeyecektir arkadaşlar. Xiaomi bir robot köpek tanıttı. CyberDog 2. Biliyorsunuz daha önce CyberDog tanıtılmıştı zaten Xiaomi tarafından. CyberDog 2 ise arkadaşlar ters takla falan atabiliyor. Yani çeşitli özellikleri var. Elbette bu küresel pazarda satışa çıkan bir ürün değil. Oldukça sınırlı bir pazar yelpazesine sahip. Dolayısıyla ben Türkiye'de de satışa sunulmasını çok fazla beklemiyorum. Ha, oldu da satışa sunuldu diyelim. Fiyatları çok yüksek arkadaşlar. 5.000 dolar vesaire. Yani düşünün 3.500 dolarlık bir Apple Vision Pro bile 150 bin Türk lirasına Türkiye'de hani satılması bekleniyorsa o demek ki öbür bu CyberDog dediğimiz yapay zeka destekli robot köpekler bir böyle 300 bin TL'ye yakın bir fiyatlardan gelebilir. Dolayısıyla böyle çok geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ettiğini en azından şimdilik söyleyemezim. Evet, genel olarak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılanlar bu şekildeydi arkadaşlar. Gerçekten renkli bir ortam vardı. Hani pek çok marka pek çok yeniliğini bu etkinlikte duyurdu. Bunun yanı sıra daha önce duyurulmuş olan bazı özellikler de yine bu kongrede sergilendi. Örneğin Samsung pek çok
cihazı aynı anda kontrol edebilen yeni ekosistemini vesaire yine bu kongrede bizlere gösterme fırsatı buldu. Evet, Mobil Dünya Kongresi turumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Biz genel olarak fuarı elimizden geldiğince gezdik ve önemli haberleri de zaten sizlere direkt olarak hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de teknolojioku.com üzerinden aktarmaya çalıştık. Onun haricinde fuarda tanıtılan, öne çıkan özellikleri de, daha doğrusu fuarda tanıtılan, öne çıkan cihazları da bu video aracılığıyla sizlerle paylaşmış olduk. Eğer aklınıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de elimizden geldiğince yine sizlere destek olmaya çalışacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.